Herkese merhabalar. Bugün yine bir Mihail Tal oyunuyla karşınızdayım. Sene 1965 Mihail Tal yardımcısı ve antrenörü Alexander Koblenz ile oynuyor. Bir hazırlık oyunu. E4 ile başlıyor Tal. Sicilya savunması E6, D4, C4, At D4 ve Alexander Koblenz at F6 oynuyor. Atı gelişiyor ve piyonu tehdit ediyor elbette. Şimdi size ufak bir sorum olacak. Evet Tal oyunuyla eğlenmeye geldiniz buraya ama... içinizde şöyle bir düşünce varsa ben yeterince iyi oynayamıyorum, satrancımı ilerletemiyorum gibi bir düşünce olsa, varsa belki bunun nedenine dair bir ipucuya kalacaksınız bu soruma cevap vererek. Evet, sorum şu. Burada siyahlarla ne oynarsınız? Videoyu durdurup düşündüyseniz, cevap da verdiyseniz dikkatle şimdi söylüyorum. Doğru hamle burada at d5 veya at e4 değil hele hele at G8 hiç değil. Burada doğru hamle vezir A5 şah çekip bedava piyonu almak. Evet eğer vezirle şah çekişe bakmadıysanız benim hep söylediğim o şah çekiş alış tehdit kurallarını uygulamıyorsunuz. Satrançlı ustalık kursu büyük olsa sizde yok veya dikkatli bir şekilde okumadınız. Veya hadi diyelim ki burada düşünce tembelliği yaptınız ve bu hamleye bakmadınız. Ama neden hata yapıyorsunuz? Bu size fikir verecektir. Sistematik düşünmüyorsunuz. Geriye dönelim. İşte normal şartlarda beyaz bu piyonu sürmek ister ama olmuyor. Dolayısıyla ne yapıyor? At C3 yapıyor Mihal Tal. D6 yapını, yapınca bu yapı Schweningen yapısı devam yolu. File 3, at C6, F4, file 7 ve şimdi Tal vezir F3 yapıyor. Tal'in böyle oynadığı o kadar çok oyun var ki Lichess'teki açılış sınıflandırmasına bakınca bunun Tal varyantı Tal devam yolu olarak adlandırıldığını gördüm. Hakikaten de hak ediyor elbette. Şimdi rok atınca burada uzun rok hamlesi var. Gayet doğal hamle. Tal'in böyle oyunları da var. Filde 3 var. Neden olmasın? Ama şimdi Tal rakibin açılış hazırlığından çıkmak için büyük olsa veya bilindik yollardan çıkmak için basitçe fil e2 oynuyor. Zaman zaman şu tartışılır. Tal günümüze gelse ne yapar? Eskisi gibi başarılı olabilir miydi? Şimdi zaman perspektifi açısından düşünürseniz Tal 20-23 yaşında dünya şampiyonu oldu. 60'larda e sonra 80'lerin ortalarında Kasparov'lu, Karpov'lu Yıldırım turnuvalarında dünya yıldırım şampiyonu oldu. Ya sonuçta zamanda yolculuk yaptı Tal. Geçmişten günümüze geldi ve takır takır hala oyun oynuyordu. Ölmeden önce son oynadığı oyun evet Kasparov'la o yıldırım oyunuydu ve Kasparov yenmişti hastaneden kaçarak oynadığı oyun. Ama onun öncesinde son ağır partisinde dönemin kuvvetli ustalarından Akopyan'ı güzel bir şekilde yenmişti. Yine 60'lı yıllarda nasıl oynuyorsa öyle macera perest oynamıştı. Şuna varmak istiyorum. File 2 hamlesine baktım. Bilindik bir hamle değil. Düşünün ki günümüzdeki ustalardan birisiyle oynarken tal getirdik. File 2 oynadı. Hadi buyurun oynayın siyahlarla. Kimi koyarsanız koyun Tal onu zorlayacaktır. Ve fedalar da yapacaktır emin olun. Şimdi burada fil d7 oynamış. Şimdi bilgisayara bakıyorum. Fil d7 mantıklı bir hamle. Bilgisayar diyor ki at alır d4, fil d4, ve a5 oynanmalı. O zaman da işte yakın bir şey. Şimdi bunu bulmak kolay değil. Hamle fikir tamam kolay da bunu ne zaman oynayacaksın? Fil D7 mi oynayacaksın yoksa bunu mu oynayacaksın? Yoksa A6 mı süreceksin? Yoksa Vezir C7 mi oynayacaksın? Bütün bunlar olasılık ve masa başında bunlarla karşı karşıyasınız. Çok konuştum devam edeyim. Fil D7 uzun rok atıyor. At alır D4. Fil D4. Fil C6. Bunlar mantıklı gözüken hamleler zaten. Kır E4'e baskı yap. E tar klasik bir şekilde G4'te saldırıyor. Vezir A5 gelince G5 atı kovalıyor. Ve Kale aşk gibi bir oynuyor. Bilgisayara göre bu güzel bir hamle değil. Bilgisayar diyor ki burada şah be bir hamlesiyle şu a2'yi tut. İyi vaziyettesin artı bir buçuk falan yanlış hatırlamıyorsam. Ama tal macera arıyor. Kale aşk gibi B5 gelince yine burada büyük olasılıkla şah be bir hamlesi olabilir. Ama tal artık gözünü karartmış durumda. Vezir h5 gümbür gümbür saldırıyor. Neden iyi değil gibi gözüküyor. Bilgisayar neden beğenmiyor bu Vezir H5'i? Çünkü B4 hamlesi var. Atı kaçınca A2 piyonu boşta kalacak. Fakat atı kaçmaya niyet yok ki Talin zaten. Burada kale D3 oynuyor. Bilgisayara göre soru ama hani hep söylenir ya analizlerde oyun bittikten sonra bulmak kolay. Ama gel bu karışıklık içerisinde masa başında bul. Burada vezir h6 gibi hamleler bile var. Bakar mısınız? GH6, GH6 şahın durumuna bakın. Ama Vezir H6'ya E5 hamlesi var. O ayrı bir konu. Ve bunları hep hesaplamak zorundasınız. At D5 de bir seçenekmiş. Neyse uzatmayalım. Gelelim hamleye. Kale D3. Soruyu çekti Tal. Peki kaybeder mi? B 3 Fil C3. Ver vezire. Rakip vezir A2 çift soru çekiyor. Savunma yapabileceğini düşünüyor. Savunma görüyor. Diyor ki ben inanmıyorum bu feda ediyor. Takır takır savunma yapıyorum. Taşı alıyorum üstüne yatıyorum. Oysa ki Vezir A4 hamlesi en iyisiymiş. Şimdi nasıl anlayacağız? O da ayrı bir hikaye. Vezir A4'e F5. Efendim fil alır E4 yapınca e, burada F6. Böyle garip garip varyantlar var. Masa başında zor. Gelelim oyuna. Vezir A2 çift soru. Kale A3. vermatı diyor Mihal Tal. Kale A3'e ne yapacaksınız? Siyahların güvendiği hamle fil alır E4. Kapı gibi A7'yi tuttu. E bunu görünce korkmuyor siyahlar. Ama korkması lazımdı. Çünkü şimdi Tal benzeri olmayan bir hamle patlatıyor. Bakın bunlar standart saldırılardır. Çok şey gördüm. Mesela bu vezir aşaltı standart fikirlerden biridir. Ama bu hamleyi sadece Tal'in oyununda gördüm. Size sorayım ne oynamış olabilir Tal? Hamleyi gösteriyorum. G6 ünlem. Rakip 3 taşla birden alabilir G6'yı ve bu hamle oyunu kesinlikle kazandırıyor. Oyun bitmiştir. Öncelikle burada FG6 alırsa Şah, Şah, Kale 7 mata çağrı yok. Yandan taradı, bitti gitti. Bu terk. Peki G6'ya, e zaten şimdi aş G6 yaparsa göbekten mat burada. Tartışma götürmez. H6 yaparsa al, alınca al. Ve yine bitiyor olay. Vezir H8 mat istiyor. Yine kayıp. Ve kale G7 kale alır G7 mat istiyor. Bu da kayıp. Koblenz ne yapıyor? Fil alır G6 yapıyor. Ve buna Mihail Tal neyi patlatıyor? Tabii ki veziri. Vezir H7 ünlem. Şiir gibi bir konum. Kale G7 Şah 8 kale H7 mat. Var mı benzeri bu matın? Benzeri var mı bu örneğin? Yine Tal döktürdüm antrenman maçında dediğim gibi özellikle özellikle Tal daha da fazla coşuyor. Oyunun açılış kısmında söylediğim o ebe şamlesini unutmayın. Sistematik düşünmezseniz, hesap yapmazsanız zaten satrançta ilerleyemezsiniz. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim herkese sevgiler, saygılar.